Olsun sayesinde en güzel kebapları yiyoruz, ciğerleri yiyoruz, ne bileyim börekleri, şörekleri yemiyoruz, et diyoruz bol. Et yiyoruz. Evet, aynen. Ete vuruyoruz abi, Adanalı insan etçi olur tabii. Aynen, çok güzel. Bugün de buradayız. Sevdiğimiz, Görkem'in de sevdiğim, de sevdiğim bir abimizin açılışına geldik. Çok keyifli, gerçekten çok da lezzetli kebaplar yedik. Çok güzel olacak herhalde burası. Tabii çok açın içirim abi. Çünkü biz etin içinde büyüdüğümüz için, Adanalı olduğumuz için bir sabah kahvaltıda bile ciğer yiyorduk. Öğle yemeğinde kebap, akşam yemeğinde kebap. Hayatımız hep ette geçtiği için ete çok aşırı içiyoruz. Okulda beslenmeye falan koyuyor muydunuz ciğerini? Beslenmeye koymuyorduk. Zaten okulla ev çok yakında mesafe. Aralarda gidip kebaba vurup geliyorduk hemen. Bizi çok güzel gidiyor. Bizi çok iyi gidiyor ya. Allah'a şükürler olsun. Çok güzel. Sezon finalinde az kaldı. Sürprizler olacak. İlla ki mutlaka sezon finalinde bir sürpriz olacaktır. Ama sürpriz ne olacaktır onu bilmiyoruz. Senaristimiz şu an onu mutlak suretle hazırlıyordur. İş güzel, keyifli bir şey olacaktır. İnsanlara merak uyandıracak bir durum olacaktır yani. Yok, siz onu geride bıraktınız. Önümüzde tatil. Araya gireceksiniz. Tatil planları yaptınız mı? Vallahi görüşmeyi ben... düşünüyor musunuz tatilde? Artık görüşürüz. Tabii beraberiz. Ben çok yorulmadım. Genelde harekat merkezinde geçiyor arkadaşlar. İşte dağda bayırda olduğu için. Onlar bayağı yoruldu. Tabii ben de yoruldum. Tatil hazırlığımızı da yaptık. Biter bitmez inşallah. Benim iki tane kızım var. Ellerinizden öper. Onları güzel bir yere götürmek istiyorum. Tabii ailece güzel bir tatil yapacağız. Seneye daha dinç bir şekilde başlayacağız inşallah. İnşallah. Aynı şekilde evet. Hepimiz yani sadece biz değil, bizim bütün oyuncu arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız kesinlikle dinlenmeyi sonuna kadar hak ettiler. Herkesin güzel bir tatile ihtiyacı var. Kimisi aile ziyareti yapacak, kimisi işte farklı yerlere gidecek. Ben de önce bir aile ziyareti yapacağım. Ondan sonra da Nihat abimle İzmir'in koylarında buluşacağız. Asker oluyor. Herkese de çok yakıştı, yapıştı üzerinde. Korkuyor musun bu ata olmaktan? Vallahi yok. Ben asker mi gelecek? Çünkü çok yakıştı herkese. Ya her işten sonra böyle şeyler konuşuluyor ama tabii severek ve gururla oynadığım bir rol. Bundan mutluluk duyuyoruz ama yapışacağını düşünmüyorum. Yapışırsa da artık kısmet. Yani bundan mutsuz değilim. Ama illaki her öyle oynayacak bir tipe bürünürüz diyorum. Yıldırım Tatlıses'in yayınlarını söyledim. Dinledim de bir asker topçusu yayınlarında. Sabah televizyonda gördüm. Hayırlı olsun. Zaten takdir ettiğimiz bir sanatçı kendisi. Devamlı dinlediğimiz bir insan. Söylemişse güzeldir. Ben dinleyemedim ama dinleyeceğim. Peki yapımda bir sürpriz olabilir mi? Yıldırım Tatlıses şarkısı eşitleri adlama yapar mısınız? Yani onu biz bilemeyiz. Ona yapım kararı verir. Eğer öyle bir şey yaparlarsa. Biz her türlü zaten antrenman yapıyoruz. Peki abi, geçtiğimiz günlerde sosyal sorumluluk projesinde bir ziyaretin oldu. Evet. Anlamlı bir ziyaretin. Evet. Nasıl geçti onlar? Çok güzel geçti. Tebrik ederim ya. Ben çok teşekkür ediyorum abicim. Gittim, ağlayarak çıktım ama mutluluktan ağladım. O kadar güzel bir iş yaptık ki. Herkese tavsiye ediyorum. Birçok insanımız oraya bir ziyarete gitmeli. Bilmediğimiz bir şey. Birçok insanımız da bilmiyor herhalde. Şöyle bir durum, Türkiye'de değil Avrupa'da öyle bir bina yok. Engelliler Sarayı diye geçiyor. Muazzam bir yer. Bütün engellilere birçok imkan sunuyorlar. Hepsini sabah evinden alıp akşam evlerine bırakıyorlar. Çok ciddi bir imkan. Bağcılar Belediyesi'ni de buradan tebrik ve takdir ediyorum. Her boşlukta gidip değerlendireceğim. Oradaki arkadaşlarımız günübirlik Çanakkale'ye askere gittiler. Onlara kına yaktık, dans ettik, şarkılar söyledik. Çok keyifli geçti ya. Çok iyiydi yani. Sana şarkılaşmanı çağırma. Kesinlikle var. Mümkün olduğu kadar boşlukları olduğu zaman oraya bir ziyarete gitsinler. Ben gitmeye devam edeceğim her boşluğumda. Herkese tavsiye ediyorum, gitsinler. Yani birçok insanımızın farkındalığı açılıyor. Topluma onları da kazandırmamız lazım. Onların da aslında çok toplumun göz önünde olmaları lazım. Bunlar biraz bize düşüyor. Ara ara gidip onları ziyaret etmemiz onları gerçekten çok mutlu ediyor. Onların mutlulukları gözlerinde, ben onları aynen gördüm yani. Siz ilk gördüklerinde neler hissetti onlar? Ya onlar direkt üstüme atladılar, öpmeye çalıştılar, konuşmaya çalıştılar ve kala kaldım mutluluktan. Ya öyle bir tarifi yok ya, çok güzel bir duyguydu, çok iyiydi. Herkese tavsiye ediyorum yani, mutlaka gidesin oraya.